Akif peki Karar Gazetesi günde kaç dezenformasyon serbest? Cezaevindeki Demirtaş'a terör saldırısı niye kınıyorsun denir mi? dendi. Çok kızıldı. Kınamasının terör örgütü PKK'yı rahatsız etmesi sürpriz değil. Tezgahlarını bozuyor. Demirtaş'ı da HDP'yi de halkı temsil etmemek, düşman dili konuşmak ve sindirilmişlikle suçladılar. Fakat Demirtaş alttan almadı. Geri adım atmayacağını, sindirilmişlikle yaftalanmayı göze aldığını söyledi. Yani terör tezgahını bozmaya devam edecek. Kararlı. Daha sert kınaması için teşvik edilmesi, desteklenmesi gereken bir tavırdı. Terör örgütünü neden kızdırdığı ortada. Ama terörle mücadele edenlerin niye kınadı diye kızacağı aklıma gelmezdi. İstendiği gibi işte. Bu yönde gelişmesine sevilmek gerekmez mi? Kandil'deki kardeşi de sarı torbaya girdiğinde aynı mesajı atsın da görelim. Yollu terslemelerin terörle mücadeleye faydasını anlayamayanlardanım. Künhünü çözemediğim iki tepki daha var. İkisi de Adalet Bakanı Bozdağ'dan. Biri şunun üzerine. Mersin'deki saldırıda fail olarak açıklanan terörist o terörist mi değil mi? CHP'nin raporunda geçen kişi diye açıklandı. CHP ile ilişkilendirildi. Suçlamak için siyaseten kullanıldı. Kılıçdaroğlu da o isim olmadığıyla ilgili DNA bulgusundan söz etti. Soruşturmanın gizliliğini ve gizli bilgileri edinip ifşa etmenin yasak olduğunu ancak ondan sonra hatırladı bozda. Yalan ya da yanlış bilgiyi resmi ağızlar yayarken serbest miydi? Soruşturma gizli değil miydi? Doğrusunu sorduğu gerçeği istediği için CHP teröristi aklamış ve terör örgütünün attığı ipe tutunmuş sözüne itibar etmiş oluyor. İktidar medyası böyle pişkin saptırmalarla üste çıkabileceğini sanıyor hala. Önden bastırarak, laf kalabalığına getirerek kapatma telaşındalar. Yetkililerin verdiği bilginin yanlış çıkması, terör örgütünün sözüne itibar kazandırmamış da yanlış olduğunu söylemek kazandırırmış gibi. En hafifinden bir ucuz demagoji skandalı duruyor karşımızda. Ama bitmiyor. Bozdağ bir de altılı masayla niye çatışmıyor diye HDP'ye demediğini bırakmadı. Ağır konuşuyor. Şöyle şeyler. Biraz onurlu olun ya. Sizi adam yerine koymuyorlar. Sizinle masada yan yana oturmaktan utanıyorlar. Bunlar sizin oyununuza muhtaçken aynı masada sizinle oturmak istemiyorlar. Oyununuzu aldıktan sonra dönüp de sizin yüzünüze bakarlar mı? Bakmazlar. Ayrı masa kurmuşlar. Daha ne yapsınlar? Altılı masa itip kakıyor, dışlıyormuş HDP'yi. Sanki legal siyasetten dışlayan kendileri değil, zinhar itip kakmıyorlar. Hatta kabul ederse HDP'yi iktidar masasına mı davet edecekler? Terörü kınaması bile kendilerini rahatsız ediyor. Sırf siyasi kurguları bozulmasın diye HDP altılı masayla kavga edecek kadar ayrışsın ama kandilden ayrışmasın. Dağ mı çıksınlar? Nedir dert? Bunlar olurken dezenformasyon yasası da yarın meclise getiriliyor. Yazar Orhan Koçak, yeni kaybettiğimiz ressam ve şair Komet'i tatlı anekdotlarla anıyordu. Espriyi K24'teki yazısında okudum. Doktor, günde ikiden fazla yalanı yasakladı diye Komet'e takılırmış dostları. Sosyal medya yasası günde kaça kadar dezenformasyona izin verecek? Altılı Masa'nın para formülü. Akşener'in noter değiliz çıkışıyla baş gösteren gerilim Altılı Masa'nın pazar günkü zirvesinde aşıldı. Cumartesiden belliydi zaten. Trabzon mitingini izledikten sonra Babacan'la konuşma fırsatımız oldu. Altılı Masa'nın oy birliği prensibiyle kurulduğunu, uzlaşmayla karar aldıklarını, herkesin onaylamadığı bir ismin ortak aday olmayacağını, konsensüs masası olduklarını vurgulamıştım. Akşener'in çıkışını da bu açıdan malumun ilanı bilinenin tekrarı olarak görüyordu. Ortak aday hala mümkün müydü peki? Masadan uzlaşma çıkabileceğine Babacan inanıyor muydu? Ayrı adayla ilk turda seçimin kazanılamayacağını söyledi. Bir isimde uzlaşmadan dağılmayacakları umudunu koruyordu. Öyle anlamıştım sözlerinden. Papa seçimi için toplanan kardinaller başardıklarını beyaz dumanla haber veriyordu baca siyah yerine beyaz tütene kadar da dağılamıyorlardı. Babacan beyaz duman tabirini de kullandı laf arasında. Herhalde ona gönderme. Liderlerin ortak açıklaması aynı iradeyi teyit edilmiş oldu. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.